Bak. Bir, al. Sağ, sola, dön. Al. Elimizden çıkmıyordu. Canım kardeşim, biraderim, 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize. Bunu bize yapmayacaktın birader. Bunu bize yapmayacaktın sen. Sen o kadar ince, o kadar yüreği dolu, yüreği geniş, sevgi dolu bir insandın ki. Bizim yüreğimizi kovacı koyup gitmeyecektin birader. Oh, ilk kez böyle sahneye çıkıyorum, ben hiç bilmem. Sen de bu tür törenlerde tiye alıyordun hep böyle uzun uzun konuşanları. O yüzden sadece birkaç kelime söyleyeyim işte. Sevdiklerim burada, ailen burada, ablam burada, kardeşlerim burada. Herkesi o kadar çok seviyor, o kadar içimizi yaktın ki hep şaka sandım, inanamadım gerçekten. Biz daha 74'ten beri arkadaştık. Evet, evet birader. Küstük. Ama hep barıştık. Hiçbir zaman birbirimize kötü bir ses söylemedik. Sen o kadar ince, o kadar naiftin ki içine atardın her şeyi. Gene içine attın galiba. Hayatı o kadar güzel yaşadın ki. Her gelelik de yaptık zamanında. Delikanlık zamanında onları o kadar güzel damıttın ki sen. O kadar güzel damıttın ki işte sanat dünyasına inanılmaz eserler kazandırdın. Her şeyi yaptın. Bir tek şey söyleyeceğim. Tamam tamam biliyorum, klişe klişe. Haklısın. Bir tek şey söyleyeceğim sana. Şu korona günlerinde 3 ay aynı evde beraber yaşadık ve birbirimize hiç kötü bir söz söylemedik o sıkıntılı günlerde. Sen eline fırçanı aldın, resimler yaptın, güzel eserler bıraktın. Evet susuyorum Civan, haklısın biraderim, canım kardeşim. Bir tek son söz, seni hiçbir zaman, hiçbir zaman buramızdan, yüreğimizden çıkarmayacağız. Çok özel, çok değerli abimiz, çok erken bir kayıt, çok üretken, yapacağı çok şeyleri vardı ama her şeyden önce çok özel bir insandı, çok özel. Çok değerli bir abimiz kaybetti. Çok değerli abi. Sizin çalışma fırsatınız oldu mu? Çalışma fırsatımız olmadı ama biz Gümüşlük'te, de bizim köyde Bodrum'da hep beraberdik. Çok daha özel, çok daha naif şeyler paylaştık. Bir paylaşımında hani bir köpek ısırmasından dolayı bir şey olduğunu bahsetmişti. Bir köpeğin ısırması sonrası bu sağlık sorunlarının başladığını söyledi. Size bahsetti mi öyle bir şey olduğunu? Yok, köpekle ilgili değil. Biraz evhamlıydı ama köpekle ilgili değil. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Zafer Bey. Başınız sağ olsun. Valla çok kıymetli bir sanatçı kardeşimizi kaybettik. Yani iş olsun diye söylemiyorum. 10 parmağında 15 marifet olan, oyunculuğun dışında yönetmenlik, öykü yazarlığı, tiyatro oyun yazarı, sinema filmleri için senaryo yazar, diziler için senaryosu yazar. Çok kıymetli, çok marifetliydi Civan. Çünkü Civan'ın babası rahmetli Mahir Jonova Devlet Konservatuvarı'nın ilk öğretmenlerindendi. Karl Ebert'in asistanlarındandı. Civan da rahmetli babasının sayesinde tiyatro camiasının içinde zaten doğup büyüdüğü için sonrasında konservatuvara da girdikten sonra tiyatro ile ilgili zaten bütün donanımını babasının sayesinde elde etmişti.
Daha sonra ikinci babası Kartal abinin sayesinde de sinema dünyasına girdi. Sinemada ve tiyatroda çok çok değerli işler yapmıştı. Sadece sanat camiasının değil, ülkemizin başı sağ olsun. Çünkü çok kıymetli bir sanatçı kardeşimizi kaybetti. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Zafer Bey, çok kısa bir kelimeyle başınız sağ olsun. Efendim? Çok kısa başınız sağ olsun. Ne demek istiyorsun? Anlamadım. Çok kısa bir görüş alabilir miyiz? Duygularınızı alabilir miyiz? Vallahi hep aynı şeyi söylüyoruz. Demin de söyledim. Bakın şu Rıza babanın yanaklarından bir öpeyim. Oh. Korona salgısının sırasında çok... Evet efendim. Yani çok ani, beklenmeyen, hoş ölümlerin hepsi beklenmeyen de acı şeylerdi de. Şiva'nın biraz acele bir ölüm oldu. Çok üzüntü verici. Demin de söyledim, yeri doldurmakta zorlanacağımız insanlar var. Benim çok sevdiğim bir hocamın oğluydu. Hocamla beraber senelerce evet yaptık. Sonra Civan'la beraber. Ne demek? Tanrı rahmet eylesin. Başın sağ olsun. Çok teşekkürler, başın sağ olsun. Görüşünüzü alabilir miyiz? Büyük, önemli bir değerimizi kaybettik. Evet, Civan gerçekten bambaşka bir insandı her şeyden önce. Zaten bütün eserlerini, oynadıklarını hepimiz biliyoruz ama yüreği bambaşka çarpan bir arkadaş oldu. Çok üzgünüm. Peki, çalıştığınız projeler oldu mu? Ben onun ilk yazdığı oyunlardan biri olan Kıyamet Sularında da rol almıştım. Benim için büyük heyecandı. Daha sonra TRT'de, TRT 2'de ama çok eskiden evet aynı sahneyi paylaştık. Tiyatroda aynı sahneyi paylaştık. Ya dediğim gibi önemli olan evet, o yaratıcılığı hala devam ediyordu. Etmesini çok isterdim. Devam etmesini. Değerimizi kaybettik. Başınız sağ olsun. Kaybettik. Siz de son dönemlerinde beraber çalışmışsınız kendisiyle. Neler söyleyeceksiniz? Ya bizim için çok edici oldu. Çünkü süreci yakından takip etmemize rağmen böyle bir şey katiyen beklemiyorduk yani. Her şey çok 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 hızlı gelişti. Dolayısıyla yani sadece ben değil, herkes şok olmuş durumda. Yani bir hastalık süreci uzar ve insan kendini buna alıştırma şansı bulabilir bazen. Sanırım hiçbirimizde bu olmadı. Yani çok yakın zamanda kendisiyle konuşmuştuk. Kendisini topluca ziyaret etmeyi düşünüyorum. Belki hani iyi gelir diye. Ve bu haberi aldık. O duyguyla geldik bu yöne. Yani ben hala şaşkınlığı atabilmiş değilim yani. Çok özel bir şey. En son ne konuşmuştunuz kendisiyle? En son durumunu konuşmuştuk. Hastanedeydi. Çünkü biz ise de hala grubumuz aktif, konuşuyoruz birbirimizle. Dolayısıyla yani biz birkaç güne çıkacak ve yani bir yerlerde buluşacağız diye düşünüyorum. Evet. Başınız sağ olsun.
Kadıklılar çekilmiyor. Sola kayalım abi. Biraz geliyoruz ya sen de. Sanatın ve sanatçının değerini anlatan Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve bahusus bugün ahiret yolculuğuna çıkan ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan yazar ve adeta güzel bir ressam Civan Canova'nın ruhu için bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha. Alemine ve elbine ve ba'd. Rabbimiz Teala ahiret yolculuğuna çıkan ülkemizin hakikaten en önemli değerlerinden birisi olan Civan Beyefendi'ye Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Ahiret yolculuğunu kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. O hakikaten sanat camiamıza çok çok güzel eserler bırakarak bizlere adeta bir yol açtı. Ben şöyle demek istiyorum, Civan Beyefendi aslına tarif etmek gerekirse, yola çıktı, yolda kaldı, başkalarını yani genç nesilleri yola çıkardı ve bu yolda adeta hakka yürüdü. Bakınız kendisi ta son zamanlarına kadar hep bizlere bir şeyler katmaya çalıştı. Aslında o bugün sessiz ama bizlere giderken çok çok büyük değerler bıraktı. Rabbim inşallah bizlere de böyle güzel eserler, değerler bırakabilmeyi ve peşimizden gelen nesillere de en güzel bir biçimde örnek olabilmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Bugün kendisi artık bizlere hayatın tek gerçeğini en güzel şekilde ifade ederken, sessiz ama en etkili şekilde bizlere hatırlatırken bizlerden de son kez bir hüsnü şehadet ve de bir hak helalliği talep eder. Sizler kendisini yakinen tanıyanları bilenleri olarak iyi bir insan, iyi bir oyuncu ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, gerek insani, gerek İslami, özellikle de ahirete taalluk eden bütün haklarınızı, hukukunuzu helal ediniz. Helal olsun. Bir dayı helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için lütfen helal ediniz. Helal olsun. Rabbimiz Teala kabul eylesin, Allah makamını cennet eylesin. Buraya kadar geldiniz, ailenin acısını paylaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu vesileyle sanat camiamızın da başı sağ olsun.